Öncelikle verilen ceza hiçbir şekilde maddi gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bu olayda en başından beri söylediğimizin arkasındayız ve bu cinayeti 5 sanık birlikte müşterek faillik sıfatıyla işlemişlerdir. Sadece 2 sanığa bu cezanın verilmesi kamuoyu vicdanını rahatlatmamıştır. Ben bu davanın en başından beri takipçisi olan bir hukukçu olarak yolda yürürken içiniz rahat mı? Bu ceza sizce yeterli mi? Çok yanlış, çok eksik karar şeklinde birçok cümleyle karşı karşıya kalıyorum. Dolayısıyla ailenin zaten acıları ortada. Ailenin acılarını hafifletmek üzere zaten biz bu kadar mücadele verdik. Fakat bu karar tam anlamıyla ailenin acılarını hafifletmeye yetmemiştir. Üçüncü kişiyle ilgili olarak, üçüncü sanıkla ilgili olarak mahkeme başkanının karşı oy yazısı büyük önem arz etmektedir. Mahkeme başkanı karşı oy yazısında açık bir şekilde Onur Şener'in fiziki yapısının sanıklara göre çok daha iri olduğunun ve iki sanığın Onur Şener'i bu şekilde öldürmeye yetecek güce sahip olmadıklarını beyan etmiştir. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu cinayet ancak 3 erkek sanığın iştirakiyle mümkün olabilir. Ve olayın en başına da bakacak olursak 2 kadın şahsın müdahaleleriyle söz konusu olay ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla biz açıkçası başkanın karşı oy yazısının istinaf mahkemesi noktasında çok etkili olacağını düşünmekteyiz. Ve tutuksuz yargılanan diğer 3 sanıkla ilgili en azından yurt dışı çıkış yasağının koyulması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bilemiyoruz yani şu anda tahliye olan üçüncü erkek şahıs Türkiye'de mi, yurt dışında mı, kaçtı mı, nerede? Bu konu ailenin kafasında ciddi endişelere sebebiyet vermektedir. Buna ek olarak da önceki gün zaten gerekçeli karar çıkmıştır. Ve biz şu anda istinaf mahkemesine dosya hazırlığımızı devam ettirmekteyiz. Buradan şunu belirtmek isterim ki biz yüksek yargıdan adaleti bekliyoruz. Diğer sanıkların da hak ettikleri cezayı alacaklarından hiçbir şekilde şüphemiz yoktur. İçeri çekmiyoruz. Beyler içeri çekmiyoruz. Devam edin. Devam edin. Bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, içim içimden geçiyor.
yanındasın, susuyorsun. Susuyor, konuşmuyorsun.